Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Bugün sizlere 10.000 abone olduğum zaman çekiliş yapacağım demiştim ve 10.000 oldum sonunda. Ve bugün sizlere kendi çabalarımla hazırladım. Kendim hani bir şeyler yapmaya çalıştığım için böyle bayağıdır almaya çalışıyordum. Şöyle gördüğünüz gibi ben şöyle bir sepet şunları doldurdum. Şimdi hepsinin ayrıntılı şekilde sizlere göstereceğim. Açıklama kısmına neler istediğimi sizlere ayrıca yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz eğer videomda anlaşılmayan bir yer olursa. Hızlıca sizlere ürünlerden bahsedeceğim, neler var diye. Tamamen kendim aldığım ürünler. İnşallah çekilişe, hani çekiliş çıkan kişi umarım güle güle kullanır. Başlıyorum çünkü bayağı bir şey alıp da koydum ben buraya. Şöyle Elsevier'in 6 mucizevi yağ, şöyle ekspres bakım spreyinden şöyle bir saç spreyi. Şöyle bir adet kirpik kıvırıcı. Leoparlı gördüğüm için dayanamadım. Ben leopara dayanamam. Şöyle gördüğünüz gibi bir adet törpü. Hani bayağı bir taraflı bu. Ne kadar kullanışlı onu bilmiyorum. Hani gördüm de aldım. Umarım işe yarıyordur. O da leoparlı. Şu şekilde böyle set gibi bunlar. 2 adet oje Flormar'ın. 1 adet beyaz, 1 adet de mor gibi işte. Şöyle 2 tane ojesi. 1 adet, şimdi oje varsa aseton da dedim koyayım. Pamuk da dedim alayım. Şöyle 1 adet aseton ve 1 adet pamuk. Tırnak hani makyaj temizleme pamuğu gibisinde. Şöyle koyalım onları da. 1 adet benim kullandığım saç bakım yağı. Saç bakım yağı şöyle hani 6 yağ bir arada olan saç bakım yağından aldım. Onu sizlere böyle koydum. En azından alan kişi için faydalı olsun. Şöyle 2 tane duş jeli. Şu Sebamed'in duş jeli. Şu da Duru'nun duş jeli. 2 tane minik minik olduğu için, yani minik olduğu için 2 tane aldım. Şu şekilde. Bunlar da Dermoclean el kremleri. Bu el ve yüz bakım kremi. Bu da el ve yüz bakım kremi. Bu aloe veralı. Bu papatya özlü. Kuru ve çatlak ciltler için papatya özlü. Bu da yenileyici, yenilik ve tazelik sağlar. Bu da aloe vera. Şöyle 2 tane el kremi, işte vücut kremi bu şekilde kullanılması için. Bir tane almadım yani böyle çifter çifter almaya çalıştım ama umarım beğenilir. 1 adet Gabrini'nin highlighter'ı. Bakın highlighter çok güzel. Ben de bunlardan kullanıyorum. 1 adet highlighter. 1 adet BB pudra, sıkıştırılmış BB pudra şu şekilde gördüğünüz gibi. Kaç numarası? 0-3 numarası. Bu da Gabrini'nin şöyle şu şekilde. Hemen 1 adet La Fera'nın allığı. Allık ve ruj olarak da kullanılıyor. Bende de var aynısından. Şu şekilde hani açmalı, kapatmalı. Şöyle. Bazılarının jelatinlerini çıkartmak zorunda kaldım çünkü hani renklerine bakabilmek için, o yüzden açmak zorunda kaldım. Şöyle bir adet XP'nin gözaltı kapatıcısı. Şöyle bu da aynı şekilde açmalı, şöyle kapatmalı. Gördüğünüz gibi. Bir adet. Avon'un Color Trend Multi Crush maskarası. Siyah renkte şu şekilde bir adet maskara. Maskarayı da koyduktan sonra şöyle Pretty'nin siyah kalemi, göz kalemi şu şekilde. Bir adet Gabrini'nin matte eyeliner'ı, black yani siyah. Şu şekilde hemen göstereyim. Şöyle ucu var. Şöyle Gabrini'nin dörtlü toprak tonlarında farı. Ben bunlardan mesela çok memnun kalmıştım. Bir adet Gabrini'nin yine şu kalem rujlarından 22 numara şu renk. Bu da aynı şekilde alttan açmalı. Mat ruj.
Ve şöyle lipstick, Flor Mar'ın iki tane minik, mini lipstick ruju. Biri kahve tonu, biri de normal böyle açık tonlarda. Farlarla uyumlu olsun diye. Bir adet şöyle Avon'un Color Trend mat fondötenlerinden aldım. Valla nasıl aldım biliyor musunuz? Her renge uyacak şekilde natural beige diye seçtim ama inşallah alan kişiye hani rengi uyar, esmer birisine denk gelirse bilmiyorum artık ne yapar. O da birine hediye eder diye düşünüyorum. Şöyle bir adet makyaj çantası. Pembiş pembiş. Yani her şeyi koymaya çalıştım aslında ama her şeyi almaya çalıştım. Highlighter var diye bir adet Avon'un highlighter fırçasından aldım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle bir parfüm var. Gabrini'nin parfümü. Ben bu kokuyu çok seviyorum. O yüzden onu da sizler için aldım. Bir adet gözaltı süngeri. Hani gözaltına kapatıcı uygulamak için. Bir adet de fondöten süngeri. Şöyle içinde var. Ve bir adet şöyle gördüğünüz gibi aydınlatıcı palet. 3 renk. Far olarak da kullanılıyor zannedersem. Yani ben böyle şeyleri genelde hani far olarak da kullanıyorum. O yüzden hani gördüm ve aldım. Biolis'in bu da var. Ve en son olarak da çek at fotoğraf makinesi. Böyle bir değişiklik olsun dedim. İçine 27 pozluk. Normal bunu çekiyorsunuz. Daha sonra makineyi atıyorsunuz. Hani filmini bastırıp albümünüze koyabilirsiniz. Ben de hatıra olmuş olur sizlere. Şöyle bir bu şekilde çek at bir fotoğraf makinesi de var. Her şeyi söyledim. Şimdi kısaca hemen neler istediğimi söylüyorum sizlere. Açıklama kısmına da yazacağım. Ürünlerimi gördünüz. Fotoğraflarda mesela Instagram'dan ayrıntılı şekilde hepsini tek tek hani ayrıntılı şekilde göstereceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Çünkü ben dediğim gibi elimden geldiği kadar kendi çabalarımla almaya çalıştım. Herhangi bir sponsorluk veya herhangi bir şey söz konusu değil. Her şeyi kendim aldım. O yüzden anca bu kadar oldu. 10.000 abonede çekiliş yapacağım dediğim için zaten bu çekilişi yapıyorum. Herkese, aileme katılan herkese binlerce kez teşekkür ediyorum. Şimdi hemen sizlere neler istediğimi söylüyorum. İlk önce benim kanalıma abone olmayanlar, Emine Deligöz kanalıma abone olmayanlar abone olmanız gerekiyor. Daha sonra Deligöz Family kanalıma olan Deligöz Family kanalımıza da abone olmanız şart. Yani bu iki kanala abone olmayanlar herhangi bir şey söz konusu olmayacak. Diskalifiye. Direkt olarak çıkan kişi diskalifiye olur. Çekilişi tekrar ederim. Çekilişe katılıp takipten çıkan çok kişi oldu. Onlar hani çıksa da onlar belirli bir şey var, program var. Oradan belli oluyor. Bundan dolayı da direkt olarak diskalifiye ediyor ve başkasına şans geçiyor. Yani böyle fikriniz, bilginiz olsun. Hani kandırmak amaçlı bir şey söz konusu olamaz. Daha sonra Instagram hesabım Emine Deligöz altta geçen. Oraya takip etmeniz gerekiyor. Çünkü çekilişi oradan yapacağım. Instagram'a takip ettiğiniz zaman o çekiliş fotoğrafının altına en az 3 kişi etiketlemeniz gerekiyor. Gerçek hesaplar, ünlüler değil, fake hesaplar olmayacak. Normal kullanılan hesaplar olması gerekiyor. Resmi beğenmeniz gerekiyor. Kaydedebilirsiniz. İsterseniz hikayede paylaşabilirsiniz. Hikayenizde paylaştığınız zaman artı bir çıkma şansı daha olacak. Onları çünkü daha öncelik vereceğim. Öyle bir durumda hikayede paylaşan, kaydeden, resmi beğenen ve işte etiket, 3 etiket, en az 3 etiket yapan bunlara daha öncelik vereceğim. Daha çok etiket yaparsanız daha çok kazanma şansınız olur. Herhangi unuttuğum bir şey olursa açıklama kısmına yazarım. Çekilişi büyük bir ihtimal 29 Şubat'ta yapmayı düşünüyorum. Yani aksilik, hastalık söz konusu olmazsa 29 Şubat'ta çekilişi yapacağım. YouTube'dan daha önce mesela katılma oluyordu ama şu an olmayacak. Çünkü neden biliyor musunuz? En son çekilişimde gerçekten çok büyük sorun yaşadım. Yani çok büyük sorun yaşadım derken 2 saat, 3 saat boyunca YouTube'daki isimleri tek tek elimle yazmak zorunda kaldım. Bu da beni çok oyaladı. Çekilişi öğlen yapacaktım. Ben akşam saatinde daha çekilişi yapmamıştım ve çocuklarım gerçekten perişan olmuş durumdaydı. Çünkü 3 saat boyunca ben bilgisayarda YouTube'daki olan isimleri yazmaya çalıştım. Ondan dolayı affınıza sığınıyorum gerçekten. Ayrıca bir gün belki YouTube hani üzerinden bir çekiliş olarak yaparım ama şu an YouTube'dan katılma söz konusu değil. Yani YouTube'a mesela ben oraya hani katıldım yazmanız yeterli oluyor diyordum ama yorumlara sadece
Şimdi Instagram'ı takip edip Instagram'a olanların katılması şart. Ve hani yorumlara bir emoji ya da işte bir hani katıldım gibisinde bir şey yazmanız şart. Bunları yaptığınız takdirde hani sadece Instagram olmayanlar bu sefer katılamayacak. Hepinizden şu an özür diliyorum bunun için. Çünkü yapacak gerçekten bir şeyim yok. Katılım çok olduğu için, olduğu zaman ben çok zorlanıyorum böyle bir durumda. Ama sizler için ayrıca bir şey düşüneceğim. Hani Instagram olmayanlar için ayrıca bir şey düşüneceğim. İnşallah sponsor olanlar, olan firmalar olur da ben de böyle daha çok çekiliş yaparım. Daha çok böyle herkesi mutlu etmeye çalışırım. Çünkü hani dediğim gibi ben sadece şu an kendi çabalarımla bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve şu an hani bir kişiye bu hediyeleri vereceğim. Bir tane de yedek seçeceğim. Yedek, asıla ulaşamazsam yedek hediyeyi alacak. Bu şartları yerine getirmezse ne asıl alacak ne yedek alacak. Hani bunlar eğer olmazsa tekrar çekilişi tekrar yenileyeceğim. Bugünlük böyle. Benim şartlarım bu şekilde. Umarım şartlarımı tamamen yerine getirirsiniz. Kandırma amaçlı bir şey söz konusu olmaz diye umut ediyorum. Çünkü öyle bir şans yok diye düşünüyorum. Çünkü bu benim dördüncü ya da beşinci çekilişim. Yani dört veya beş artık alıştım ve böyle şey piştim böyle durumda. O yüzden herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Şartlarım bunlar benim. Bir dahaki videomda inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.